Selam. Bugün size bilinçaltı ve bilinçaltı çalışmalarından bahsedeceğim biraz. Bilinçaltının neredeyse tamamı anne karnına dahil olmak üzere 0-7 yaş aralığında oluşur. Bir kısmı da atalardan aktarılır. Bilinçaltı bizim fark ettiğimiz mantıklı beyinle düşündüğümüz şeylerin dışında kalan bir alandır. Hiçbir anı silinmez, kodlanarak saklanır. Hayatı bilinçaltı projektöründen yansıyan bir filme benzetebiliriz. Olaylar kişiler değişse de konular, duygular, bilinçaltından yansıyanlardır aslında. Bizler tam olarak gerçeği göremeyiz çoğu zaman. Baktığımız şeyler için zihinde algılanmış kodlar, yargılar sıralanır. Sahip olduğu kalıba uygun şekilde. Amerikan filmlerindeki robotları hatırlıyorsunuz değil mi? Robotlar kişiye baktığında ya da nesneye baktığında bilgiler teker teker böyle robotun önünde sıralanırdı hani. İşte zihinde bundan farksız sayılmaz. Korktuğun bir an etrafında sarışın, mavi gözlü biri varsa sen bu tiplere güvenilmez, korkunç olarak kodlamış olabilirsin bilinçaltında. Ve sen farkında olmadan zihin buna inandığı için enerjitiksel olarak evrene de bu titreşimi gönderdiğinden hayatına giren çoğu sarışın ve renkli gözlü insanlardan da güven konularıyla ilgili sınanmışsındır. Yine bu bilinçaltı döneminde çocuklar bir kenarda oyun oynarken anne günlerinde güzel bir genç kızın yaşadığı talihsiz bir anı anlatılırken Allah çirkin şansı versin demiştir biri ve sen güzel olmayı bahtsızlık, kötü şans olarak kodlamış olabilirsin. Mesela benim bir danışanıma kilo ile yaptığımız bilinçaltı seansında kilo aldığında çirkin, kilo verince güzel olacağı için zayıflamayı seçmediğine tanıklık etmiştik. Her ne kadar bu mantık ile ilgili hiç bağdaşmasa da güzel olmak ona göre bahtsızlık, çirkin olmak da şanslı. Aşk, para, hastalık, kilo, korkular başta olmak üzere karşılaştığımız birçok sorun bilinçaltı kodlarımızın eseri. Farkında olmadığımız seçimlerdir. Hazreti Ali'nin söylediği gibi derdin kendindedir bilmiyorsun, derman yine sendedir görmüyorsun. Güzel haber şu ki zihin hayal ile gerçeğin ayrımını yapamaz. Bunu sorun ya da travma olarak ele aldığımız konuların, duyguların kök nedenlerinin bilinçaltı çalışmaları ile yaşandığı ana gidip gerçekten o anın travmatik sorun olmayan haliyle değiştirilmesi gibi düşünebilirsiniz. Zihni bir bahçe gibi hayal edersek önce bu bahçede nelerin var olduğunu fark etmek ve rahatsız olunan şeyleri varlığından memnun olunan daha yüksek titreşimli şeylere dönüştürülmesi gibi özetleyebiliriz basitçe. Bu alanda yaptığım çalışmalarıma katılabilirsin. Bu senin için mümkün değilse kendine şunları sor. Sen hayatında karşılaştığın, sınavım bu benim dediğin hangi olay ya da olaylar döngüsü içindesin? Peki bu olay ya da benzer kişiler sende hangi duyguyu ortaya çıkartıyor? Ve bu duyguyu ilk ne zaman tanıdın? Şöyle geçmişe bir göz at. Belki ilkokuldaki sıra arkadaşın, belki kardeşin. Hepsini sırala, bir düşün. Hiç acelemiz yok. Üzerine düşünebilirsin biraz. Ve tüm bu anlardaki kendine bak. Konuşmaya çalış. Ona sevdiğini ve kendini ne olsaydı daha iyi hissedeceğini sor. Örneğin değersiz hissediyorsa ona değerli olduğunu anlat. Söyle. Ve kendin de 21 gün boyunca uyandığında ilk bakacağın bir yere kocaman yazılarla ben çok değerliyim yaz ve güne kendi değerinin farkındalığıyla başla. Tüm bunlar sende farkındalık oluşturacak ve fark etmekle başlar her şey, hatırla. Yorumlarınız için heyecanlıyım. Sevdiklerinle paylaşıp henüz olmadıysan kanalıma abone olmayı unutma. Sevgiyle görüşürüz.